Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz efendim yepyeni bir Evil Bank Manager bölümüyle karşınızdayım bu üçüncü bölüm ve biliyorsunuz Evil Bank Manager'da biz dünyanın lideri olmaya çalışıyorduk sevgili dostlar dünyadaki en güçlü en kuvvetli banka olmaya çalışıyorduk bu bağlamda sevgili arkadaşlar dünyadaki birkaç devlette varlığımızı sürdürmüş vaziyetteyiz İrlanda'yla bir varlığımız var ne oldu bebişim? <laughs> ha, anladım. Teşekkür ederim Bedirhan. Daha karlı anlaşma. Evet. Ee, İrlanda'da varlığımızı sürdürüyoruz dostlar. İrlanda tarafında baya baya kuvvetliyiz. Demir madenleridir. E, odun e, fabrikalarıdır artık şey işte. Odunculardır falan böyle. Baya o ok, kılıç mılıç yapabiliyoruz. Kömür madenim yok. Tüfek yapamıyorum. İrlanda'nın yanı sıra Ramazanoğulları Beyliğindeyim. Ramazanoğulları Beyliğini Anadolu'nun yeni süper gücü yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Çünkü Anadolu'da da verimli kaynaklar var ve Osmanlı'daki Bankalar bize Anadolu'dan yemek bırakmazlar. Anadolu'yu yedirmezler ama Ramazan da bizim dışımızda bir tane eleman var. E, onun da kafasını ezebiliyoruz yani layıkıyla. Fadıl'da varım sevgili dostlar. Fadıl'da da böyle Arap Yarımadası'na doğru kaydıracağım. Tek sıkıntı ne olur biliyor musunuz? Ramazan'la Fadıl birbirine girerse orada bizim bir güç savaşına girmemiz gerekir. Yani bir seçim yapmamız gerekir. Bir de geçen tur Etiyopya ölüyordu. Tam Etiyopya'yı ölmeden kurtardık ve bu şekilde ilerliyoruz. Efendim YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteği seriler için çok çok önemli. Şimdi babuş sonraki tur deyip direkt geçiyorum. Mülkümüzde çok şükür bir savaş durumu söz konusu değil. Akıyor, ilerlemeye devam ediyoruz. Ramazanoğulları Beyliği'nden hemen bir emlak getirimi için yer alalım. Hemen bir herkese kredimizi verelim. Baba bilimsel araştırmada nereye gidiyorduk? Bana onu söyle. Japonya'da devrim başlatmayacağım. Başlata da bilirim aslında. Sırf bankalar taklaya gelsin diye. Niye kendimi şey yapayım ki? Aa bak binanın karargah seviyesine artı bir geliyor burada. Binanın karargah seviyesi artı bir önemli. Sonrasında IMF'den yüzde üç alacağım ekonomiyi zapt etmeden. Daha sonra ne yapabilirim acaba? Şeyi bulmaya çalışıyorum dostlar. Ee, bir yerde oh çok tatlı işte bu arada bir yerde benim birden fazla yatırım yapabilecek işim olacak. Aa, bak savaştaki tüm ülkelere 8000 altın destek veriyoruz. Zorunlu askeri hizmeti falan yayınlıyoruz böyle. O bayağı iyi. Rakipleri ortadan kaldır. Askerlik hizmetine devam. Vergiler, haraçlar, muhalif rüşveti falan filan. Agresif yatırım. Ha, tur başına artı bir yatırım abi. Okey. Agresif yatırıma doğru bam 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 gitsin. Sonra hisse misse alırız hoca. Orası dert değil. Agresif yatırıma doğru. Onur'um hoş geldin mi? Merhabalar nasılsın? Things görüşmek üzere çok dikkat et kendine. Sen yokken çok sıkıldım Samet'im. Maraçer Samet ben hep buradayım. Her gün yayındayım. Her gün. Bütün gün peki şu an yapabileceğimiz bir şey var mı mesela? Yani yapabileceğimiz mantıklı bir hamle emlak piyasası açısından olsun, lüks ürünleri ya da endüstri açısından olsun ne yapabiliriz mesela? E, şuna bakmak istiyorum hemen. İrlanda'nın Northumbria'da Northumbria şeklinde nasıl okunduğunu bilmiyorum bu arada çok takılmayın. Ya da Galler. Galler'deki demir madeni 5. seviyede 200 demir veriyor. Galler'deki demir madeni 5. seviyede bu kadar veriyorsa alırız yani. Alırız. İrlanda'nın endüstrisine yatırım yaparız. Galler'e basarız baba. Bak şuradan Galler'e yatırım yaptığın an ne olacak mesela şimdi? Galler'deki demir madeni. Abi Galler'deki demir madeni artık daha fazla demir verecek. Bir de Ramazanoğullarında var galiba bizim bir maden bir şey. Etiyopya'da var. Üf. Kızıldeniz'in güney kıyısı. Okey abi. Bir dalda Etiyopya'nın endüstrisine yatırım yapalım. Ha, bir tur sonra diyor. Okey. Ha karargah seviye atladı. Karargah seviye atladı. Onu halledeceğim ben. Etiyopya'nın hemen şu bölgesine bir yatırım yapalım. Bakalım burada bize sağladıkları odun ne kadar oldu abi endüstriden baktığında İtalya'da şey İtalya diyorum Etiyopya'da. Etiyopya'ya ben İtalya mı dedim sabahtır? Oğlum zilmir çalıyor dışarıdan çocuk sesi falan geliyor ya odaklanamıyorum. Benim odaklanabilmem için e, arka planda ses olmaması lazım. Okey ya tamam odunumuz var demirimiz var çok çok iyiyiz abi çok iyi durumdayız hiç sıkıntı yok. Hemen elimizdeki parayı şöyle bir casusluk kredi kurumu yatırım Muhafızlar buraları büyütmek için kullanalım. Borcunu ödemeyenler var. Borcunu ödemeyenlerin borcunu bir tahsis edelim. Yatırım için odun Germiyan bölgesinden Ramazan oğullarından alalım. Abi çiftliklere bas. Endüstriye bas. Lükse bas. Emlak yatırımı ve cephanelik baba. Şimdi para lazım. Para için sivil ürünleri sat. Sat sivil ürünleri sattıktan sonra elimize geçen 200 binle şu kadroları bir yenileyelim ya. Bana bir 9 tane uzman bul. Oha yatırım 35. Baba kredi 35. Yatırım 25. İlla ki 25'ten kötü vardır. Kredi 28. Casus 26. Casus 24. Gardiyan 32. Gardiyan 34. Kredi 42. Hey maşallah. Abi ne var? 18'lik tırt adam var. Attın 25'liği aldın. Sonra ne var burada bir yerde? 35'lik var bak. 35'liği koydun. Yatırımlar iyi. Sevgili Yiğit. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Selamlar. İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol. Hoş geldin. Kesene bereket. God of War'ın eski oyunu seri olarak gelmez sevgili Batu ya. Artık seri mantığında çok ilerlemek istemiyorum. Genelde niyetim ee, şu şekilde olacak. Sevilen, beğenilen oyunlara ara ara bölümler çekilip devam edilecek. Siz izlemeye devam ettiğiniz sürece, izlemek istediğiniz sürece o seriler devam edecek. Bunu casusta mı kullansak hocam? Bir tane de casus 26 var. Bizim casus departmanı var ya leş. <laughs> Hakikaten leş yani. O ne bebiş? Bunlar ne ko? Ha bunlar Ha World Box için Güzel 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 bunu kullanabiliriz Şu ilk gösterdiğim büyücülü var ya bu Bu baya hoşuma gitti Yani Evet 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 onların gözükmesine gerek yok Bence sakallı dede baya iyi Abi bizim bu arada gardiyanlık bürosunun da işleri bayağı iyiymiş ha. Ya muhafızlar da size asker üretiyor dostlar. O askerlerle çeşitli işler yapıyorsunuz da. Benim harbiden casusluk birom rezalet Oha yatırım 43 var. Çüş. Casusluk 33. Yatırım 31. <laughs> yatırım 30. Casus 28. <laughs> Ama 31. <laughs> tamam ya bunlar bunlar iyi. Bunlar iyi. Casus 33'ü al. 17'yi at. Casus birom çünkü harbiden faaliyette yani. Abi yatırımdan 19'u çektin 43'ü aldın. Bir de 31 yatırım var. 31 yatırımı aldın. 30 yatırım var. Oha ulan yatırım bürosunu ne upgradelemişiz la. 30 yatırımı aldın. Casus 28. Dandik casusu kovdun. 28'i aldın. E bu herifi ben niye almışım ya? Yatırım 25'ten dolayı aldım herhalde de yatırım 25 adamım var benim. Okey yani casus bürosu da artık Kötürüm değil Biraz krediye önem verelim Bak 40'lık kredi var 38'lik kredi var 34 casus var 34 casus çok iyi 39 yatırım 35 yatırım 20'li yatırımlara şutlarız artık 30 casus var çok iyi Birader 37 gardiyan var Tamam şimdi krediye Baba 24'lük adamı saldım 40'lığı koydum Burada 35'lik bir yatırım var. 25'lik yatırımcıyı kovdum, 35'e aldım. Burada ne var? 38 kredi var. Abi 25'lik kovdum, 38'e aldım. Şu an ne yaptığınızı anlamayanlar için ben durumu kısaca anlatayım sevgili dostlar. Şu anda biz kabine üyelerimizi yeniliyoruz. Bankamızda çalışan insanları yeniliyoruz. Bu insanların özellikleri ne kadar fazla olursa o kadar bizim için verimli oluyor. Yani e, misal veriyorum. Gardiyanlık yeteneği yüksek adam bize turbaşı daha fazla asker veriyor. Bu askerleri operasyonlarda kullanabiliyorsun, görevlerde kullanabiliyorsun, borcunu ödemeyen lavukları şişlemekte kullanabiliyorsun, gayet iyi. Casuslar zaten adı üzerinde ülkenin iç e, hizmetlerine sızıyorlar ve her türlü emri verebiliyorsun ülkeye. Örneğin ya normalde Ramazan Osmanlı devletine dalması çok güç bir durum, e, zira güç yarışında boyu ölçüştüremez. Ama e, biz müdahale ettiğimizde Osmanlı'ya dalabilir. Bu arada Osman'a Macar dalıyor. Dedemi sadece ben dövebilirim. Dedemi sadece ben zorbalayabilirim diyerekten. Oha birader silah sütuğuna bakar mısın? 21 bin kılıç, 17.000 ok. Birader donar bıçaklarıyla saldırırım lan size. Şuna bak. Bütün bankalar Osmanlı'yı taklaya getirmeye çalışmış. Size döner bıçaklarıyla dalarım abi. Döner bıçaklarıyla dalar. Durumu toplarım herhalde. Bir saniye bir şey yapalım hocam. 16.776 diyelim. Bir 5.000 kendimize ayıralım. 12.971 diyelim. 5'er bin kendimize ayırınca ne oluyor? Osmanlı Macar'ın eline veriyor. Tamam. Ne olur ne olmaz abi. Silah tutalım yani elimizde. Başımıza iş gelmesin sonra. Ramazan oğulları beyliğine bir yatırım yapalım. Nereye yatalım, yatırım yapalım biliyor musunuz? Çok güzel paramız var çünkü 400 bin. Bu parayı değerlendirmek lazım. Ramazan oğulları beyliğinde nereye yatırım yapacağız abi? Emlak ofisine gelip endüstriyel alanda bakacağız. Nerede ne var şimdi hani? Bir de ülke olarak da Ramazan seçelim. Bizim gidip ne almamız lazım biliyor musun? Batı Çukurova'dan toprak almamız lazım. Batı Çukurova abi. Batı Çukurova'da yatırım yapabilmek için şöyle bir hazinenin ağzını açıp 31 bin verip 159 binlik bir yatırım kovalamamız lazım. Şeker var tahıl var. Olur abi yani şeker alırım. Şeker alırım baba. Etiyopya'da yatırım yapabiliyorum. Kral sen şimdi bana buradan Etiyopya'ya gel. Etiyopya'da ne var? Kızıl Denizin Güneyi. Etiyopya'da Kızıl Denizin Güneyine yatırım yapacağız. Abi selamünaleyküm. Rüşvet veriyorsun kanka. Kızıl Denizin Güney kıyısı. Rüşvet veriyorsun adam senin için büyük yatırım araçları açıyor. Tarım arazisi. Ah be abi. Neyse artık tarım arazilerini de satmıyoruz değil mi? Yani. Pahıl mahıl Allah ne verdiyse satacağız. Şimdi baba bütün her şeyin bir önemi var. Mesela kıtlık çıkıyor şey çıkıyor. Sen bu elindeki tarım ürünlerini falan satıyorsun yani. Çok iyi bir şey. Ee, yönetim becerilerini kullandık. Yeni ülkeye lisans. Abi alırız para bok. Para bok aslında alırız da hangi ülkeye girsek acaba? O Ramazan Osman'a dalıyor. Ramazan arkasına adam almış Osman'a dalıyor. Okey baba dal. Yani bizlik bir sıkıntı yok böyle milletin keşfetmediği bir ülkeye girmemiz lazım. Ama bak Fadıl, Ramazan, Etiyopya çok yakın kanka. Çok yakın yerlerden almışım toprakları. Aragon'a girsem, Aragon'a giriş ücreti çok bir de iki banka var Aragon'da. Aragon'a yemişler, çoktan yemişler Aragon'u. Savoy baba. Fransa'da hiç banka yok. İnanılmaz. Niye? Çünkü Fransa göt kadar kaldı. Niye hiç banka yok Fransa'da düşündün mü? Batıyor çünkü. E, ee, sevgili Sleepolik, 30. ayın da teşekkür ediyorum efendim. 30. ayınız kutlu olsun. Sevgili Şaharya, selamlar, hoş geldin. Teşekkürler, iyi yayınlar dileğin için. Bu ne için kuzum? Ay 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 ay. Ay bu çok iyi. Bu da iyi bu da bu bu bu. Bunu seçtim. Bunu seçtim karım. Ellerine sağlık. Sri Lanka var mı? Var baba. Var baba da Sri Lanka'yı yemiş. Y Yüce Yedi Kule Bankası Sri Lanka'yı yemiş. Ya Sri Lanka'dan şu an bize şey satmazlar. Bir kova saksı şeyi vermezler. Toprak vermezler. Bitki ekeceğim desen şey vermezler yani. Replay kanalına balon TD6. Abi Replay için çok çabalamayı planlamıyorum. Hatun sana zahmet. Replay'daki videoyu atmadan siler misin? Kampanyayı kapattık ya zaten. Acelesi yok bu arada. Babalar 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 babalar. Aslında burada Kore... Oha amık. Lan Kore'nin ağzına sıçıyorlar. Kore'de o kadar banka var mı ya? Japon'da Mapon'da da çok banka var ha. Bunlarda niye bu kadar banka var baba? Nepal. Nepal'de banka yok. Pardon. Nepal'de banka yok ama Nepal ölür la. Nepal ölü yatırım ya. Niye biliyor musun cano? Nepal'in altyapısı çok kötü. E batarız gerçi. Bir şey diyeceğim. Bilerek Fransa'ya bir tur daha kaybettirip bak. Bilerek Fransa'ya bir tur daha kaybettirip Fransa'daki değeri iyice düşürüp sonra Fransa'ya comeback attırmam yok mu? Muhafızlar, taş ustaları loncası borcunu ödememiş, toprağını al. Biz de böyle baba, biz de böyle. Yani borcunu ödemeyenin canını alıyoruz. Ya canı, malı yoksa canını, opsiyona. Yıl kaç? Baba kaçta başlıyorsun? İşte Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra 1453'ten sonra bir tarih de. Ne zaman bilmiyorum yavrum sonuncuyu ben patlatıyorum haberin olsun. Adıl da ölüyordu. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da kanka bilmiyorum ya. Fransa'da comeback atmak bana daha mantıklı geliyor baksana. Fransa'nın elinde bir tek Provence kalacak çünkü. Ve kimsesi olmadığı için o kadar ucuza bırakacak ki bana malı mülkü. Götü bırakacak yeri anladın mı? Ben Fransız'ın göte göz diktim. Hayırlı olsun abi. Ben Fransız'ın göte göz diktim. Ama döndürür müyüz? Hı? Yeni bir liste, liste açık kızım. Çünkü istek geldiği sürece devam edecek yani bu. Parası olmayanın her türlü etinden, sütünden, her şeyinden faydalanırız. Aynen öyle. Oyun Evil Bank Manager'da kalmış. Abi zaten Evil Bank Manager şu an oynadığımız oyun. Azizim. Bakın ateşi keşfeder misin? Sağ olasın. Ezit teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şimdi Fransa'ya takla attırmak o kadar kolay olmayacak ama sıkıntı yok abi. Çünkü elimizde sermaye var. Elimizdeki sermayeden faydalanacağız. Zaten kredilerin geri ödemesi geldiği zaman falan olağanüstü bir skor oluyor. Şöyle bir bütün kılıçları, kalkanları basalım. Bana dünya üzerinde kömür madeni olan bir şey söylesenize ya. Bana kömür madeni lazım çünkü. Kömür madenini alacağım. işleyeceğim. Bu arada Fransız'a takla attıramayabilirim ya. Osmanlı'yı yediler. Uzun Osmanlı'da parça kalmadı ki ya. Almanya. Brandenburg'da bir tane banka var da yatırılacak şey kalmamış. E baba Dismarhen'e girelim. Dismarhen'den Alman'a doğru ilerleyelim. Salla gitsin Fransız'ın götü ya. Ben Fransız'ın göte göz diktim diye yani canımızdan olacağız. Salla gitsin baba Fransız'ı. Bir şey daha soracağım. Hangisinden yardım Gladiator. 19. Bugün 19 bebiş. İngiltere benim de İngiltere'de kömür madeni yok ya İskoçya taraflarında kalmıyorsa. Senem mi ki? İskoçya tarafında kalmıyorsa İngiltere benim İrlanda tarafında. Şu Dismarhen'e bir yatırım yapalım. Abi milletin götü alacağız diye biz kendi götümüzden olmayalım. Bak savaş çıkacak bir şey çıkacak. Çok yaşa aşkım. Savaş çıkacak bir şey çıkacak böyle kalacağız ortada. Dımdızlak. Ama aslında ben Fransız'a takla attırırım. Fransız'a ben takla attırırım. Nasıl takla attırırım? Abi sivil ürünlerimi satarım. Tamam mı? Sivil ürünleri satalım. Satın aldan endüstriden demir ve kömür alırım abi. Demir ve kömür. Tüpek yapacağım. 20 bin demir, 20 bin kömür alsam kendimi zarara sokuyorum şu an bu arada. Bilerek ve isteyerek zarar ettiriyorum kendime. Ee, ama neden zarar ettirdim kendime? Sonraki tura bastığım an oyun bitiyor bu arada. Ne kadar malının mülkünün olduğunun bir önemi yok. Bana tüpek ver. Bana ok yay var, bana kılıç ver. Birisi bize savaş ilan ederse var ya büyük sıçtık bu arada memleketi koruyacak hiç bir eşyam bir şeyim yok. Ya da şöyle yapalım bekle. 1295 adet. 5000 tane tüfek saklayayım hala takla attıramadık. E, 2500 tane tüfek ver. Tamam. Fransız'ı bir tur daha ezdik abi. Fransız'ı yedik. Osman Macar Savaşı'nı kazanıyor. Ramazan Osman Savaşı'nı kazanıyor. Bizim için durumlar iyi babuşka. Bizim için durumlar iyi abi. O para şimdi Savoy'a dokunmuyorum. Fransa küçücük kaldı ya. Kardeşim merhaba. Kadim dostun geldi. Oha. İşte bundan bahsediyordum. Memlük geldi. Memlük Etiyopya'ya dalmaya geldi. Memlük. Brost. Brost abi Etiyopya'yı bir kurtarayım. Brost kanka bir dikkat et yani. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle Fransa ve Dismarhan'ın aramızdaki ilişkiyi de arttıralım. Fransa'nın tek toprağı kaldı. Fransa'nın tek toprağından bu el bir şey alamıyorum. Gelecek el alacağım. E, Dismarhen'de taş ocağı alalım da. Kredi de verelim. IMF'nin hissesi. Param yok ki la. Oha lan 400 bin verdi adam ya. Adam 400 bin verdi kanka. 400 binlik parayı sen nereden buldun? Bank crowd verdi %3.2'lik hisseye. O neymiş abi böyle ya? Bu arada Ramazanoğulları Osmanlı fight'ını kazandı. Osmanlı da Macar'a karşı fight kazandı. Fransız'ı yatırdık. E, Memlü'yü yatırdık. Etiyopya'yı kurtarıyoruz bir yandan. Bankaların sayısı arttıkça işler gerilecek. Parasını vere ödeyemeyenin canını alırız. Paran yoksa canınla ödeyeceğim. Fransa'da takıl. Ver baba ver. Ver yani çiftlik miflik alıyoruz da çiftlik boşa yatırım ya. Çünkü 4 turda bir veriyor kanka yani mevsim geçince veriyor. Enver abim hoş geldin. Fransa'ya özellikle Fransa'yı yatırdık tek toprak bırakıp biz yerleştik oraya. Fransa tek toprak kalınca kimse tenezzül etmedi çöktük oraya. Enver abim eee Türkiye'nin yanı sıra benim başvurumu reddeden hanımefendi bana tekrardan döndü. Ağzına sağlık abi bu arada hani sendeki güç kudret nasıl bir şeymiş ben çözemedim. Reddedip 3 ay sonra tekrar başvur diyen kadın İngilizce mail attı. Aman Samet Bey kampanyaları kaçırmayın. Aman Samet Bey lütfen işbirliğinden olmayın. Size özel tekliflerimiz var bana dönüş yapın falan. Kredi skoruna bakmayan tek banka. Aynen öyle abi. Abi yerli yabancı sizin firmadan herkes bana döndü. E normalde siktir çekiyorlar yani. <laughs> caizse. Sen ki nasıl bir güçmüş abi yani böyle ben bir hayranlıkla şey yaptım ya hayranlıkla gelen mailleri okudum. Abi valla diyorum ya Türkiye'den yazan olduğu Başvuruyu reddeden hanımefendi bir daha yazdı. İnşallah abi ama e, senin forsun müthiş bir şeymiş abi. Ben onu anladım yani. <laughs> ya, Emre Ahmet'e seviyesi seviyesi beton yetmez abi demiyorum ama yetmez harbi yetmez yani. <laughs> Abi cumartesi günü çalışmıyorlar normalde. Cumartesi sabahın 9'unda bana siktir çekenden mail geliyor ya. <laughs> mail attı yani böyle. Hatta dur abi SS alıp bana şeyden Discord'dan göndereyim. En çok şaşırdığım şeylerden biri oldu yani. Aynı kadın siktir çeken. Dedim ulan hayırdır. Ses kısmıyla kapamaya aynı anda basıyorduk değil mi yavrum? Hala başlamadın mı? İşte sana yardımcı olmaktan mutluluk duyarım falan böyle. Yusuf Aleyhisselam'ı andırma törenleri. Yavrum sana atıyorum. Senden indirip Enver abiye atacağım. Sabahın dokuzunda abi. Mesai saati dışı bana mail attıkça ne yaşadın? Ne yaşadın? <laughs> Fatih 6. ayında. Fatih 6. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yok ama harbiden beton yetmezmiş ben onu anladım. <laughs> hello Samet Gün Hello Samet Gün ya nerede hello hello hiç. <laughs> umru değildi umru umru. Ya Discord siktir git. Discord'daki yeniliklerden bahsedelim diyor. Abi şöyle bir mail geldi. Ee, şey diyor, bluestack kazancınızı durdurmayı bırakın, kaybetmeyi bırakın falan diye mail attı ya. Kaybetmeyi bırak, gel başla ya. Sen yanlış değil misin? Soru yanlışmış ya o diye. Ya. Sevgili El Bilge, 5 kişi abonelik hediye diyor. El Bilge teşekkür ederim, sağ olasın. Abonelik hediyelerin için çok çok teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz, merhabalar. 9 bit army saat tam 3'te babuşlar. Saat tam 3'te. Ben böyle bir güç görmedim. Ki argo tabirle tarttığım en ağır taşşak demek istediğimi <laughs> anlıyorsunuzdur. Selam hoş geldin. Sevgili Sinan abi 34. ayında Sinan abi hoş geldin. Bannerlord bugün olmaz efendim. Bugün strateji oyun günü. E ee, Harşofilen 4 ne zaman? Abi yarın galiba. Up. Hiçbir ülkede savaş yok. Şahane. Ramazan oğullarında şeker. Aa bak İrlanda'ya rüşvet verip yatırım yapabiliyorum ha. Fransız'a bir verelim abi. Fransız'a bir verelim. Bir turda Fransız'a verelim. Demir madeni. Rollins'ta. Oha. Öf öf öf. E peki bizim Fransız'la aramız iyi mi? Fransa'nın endüstrisini fullerim abi. O Fransa'dan öyle bir demir gelir ki bana. Çok güzel şey basarım. Herkese kredi veremiyorum bu arada. Param yetmiyor. O zaman neyi satarız abi? Sivil ürünleri satarız. Sivilleri sattıktan sonra herkese verecek kredim olur. Herkese veririm. e 4 Osmanlı serisi için müsaitim bugün. Aa olur aslında samedim ya. Başlayalım yani bir yandan. Bannerlord hangi günler? Abi daha yeni seriye başlamadık ya. Başlayalım mutlaka bilgilendiririm. Henüz başlamadık dediğim gibi. Para yeter umarım. İrlanda'da nereye basacağım ben ya? İrlanda'da neresi için rüşvet verilir ki? Sen bana bir İrlanda'yı göster. İrlanda'da bizim en baba aldığımız şey ne? Londra'da de... Oha! Londra'dan 900 demir alıyorum ve sadece 3 mü? Bir saniye. Londra'yı İrlanda fethetti tabii de. Endüstriyel altyapı. Abi Londra'ya bir altyapıla. Londra'ya altyapı gelince ne oldu şimdi? Emlaktan, endüstriden baktığım Londra'daki maden 1300 demir vermeye başladı. Okey bence biz de parayı Londra'ya basalım ya. Ama biraz daha para lazım olabilir bana. Biraz daha para lazım olacağı için şey yapalım. Kömür geçen fight'tan kalan mı? E kömür geçen fight'tan kaldıysa bundan 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 para lazım olur. Kime silah satam? Etiyopya'ya silah satam. Nasıl olsa Etiyopya benim. 385 kılıcın tamamı ve 708 biraz tüfek. 36 bin bizi kurtarır ya. Ne olur fat çıkarsa. Arkebüs tüfeği var 2500 tane. 5000 tane de ok var. O bizi kurtarır. Abi Londra'ya yatırım yapmak istiyorum. Açıl susam açıl. Olur Kürk Atölyesi. Olur 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 olur. Kürk Atölyesi iyidir. İstatistiklerde Demir Bank'a yakınım. Aramızda böyle bir yarım milyon altınlık fark falan var. Muhafızlar parasını ödemeyenleri yakalayın. Germiyanoğullarından bölge. Çok para harcamamak lazım artık. Böyle bir turları falan geçmek lazım. Var mı ülkelerin başı belada? Olan değil. Şey Ülkelerin başı belada olanı yok. Ee, ben de kurduğum cümleyi şey yapamadım, çözemedim şu an. Bende de bütçe gitti. Avrupa'yı karıştırma zamanı mı? Dur biraz bekle, biraz bekle. Karıştıracağım, illa karıştıracağım da. Biraz bekle. Etiyopya güzel uzadı bu arada. Neden? Ee, Avrupa'yı karıştıracağım dediğim gibi. Almanya'nın içlerine doğru ilerleyeceğim. Ama önce bir arka planda kaynak biriksin. Marla marla alıyorum da. Böyle boşa alıyorum yani hiç. Fransa'yı Fransa'yı çökertmeye çalışıyorlar. Oha kaç tane ülke geldi. Oğlum babışko bankonun ülkesine dalmak kolay mı lan? Silahları satsam yeter. Fransa tokatlar bunu. Silahları satayım. Al bir de para vereyim. Çiftlik ver bana. Fransa burayı kazanacak. İrlanda savaşta. İrlanda nereye dalıyor? Ah Danimarka. Allah'ım şükürler olsun. Ama çok yaklaşıyorsun abi. Gelme. Gelme. Avrupa'daki ülkemin dibinde A, Dismarhen'den kaçsam mı acaba ya? Çünkü milyon param İrlanda'da yani. Bir milyon paralık toprağım var. Bir yerde de 3-5 bin altınlık toprağım var. Aa artık bak double alım yapabiliyorum. Abi şöyle istiyorum. IMF'nin %3'ünü alacağım. Turbaçı iş üretme şey yapma falan. IMF'den bir %3 alalım. Her yerde işler karışık. Tetonlar burada ne arıyor ya? Polonya'ya dalan Teton ordusu. Ha burası Tetonlarınmış. Vay be Teton şövalyelerine bak sen. E çok iyi abi. Diğer bankalara borç verirsem batıyorlar da verdiğim para hiçe gidiyor. Ben verdiğim parayı hiç etmek istemiyorum. Arkadaşlar kimse kredisini ödemiyor bu arada geri. Neden kredi ödemiyorsunuz? Kimse kredisini ödemiyor Mirim. Kimse kredisini ödemiyor. Ben başka türlü kazanamam ki. Kredisini ödemeyenlerin canını alıyorum ya da toprağını alıyorum. Toprak ağaları falan oluyor mesela. Adamın ülkeye çöküyor. Şey oldu. İskoçya'ya dalıyoruz bir de. Olur abi İskoçlarda adam var mı? Yok tamam İskoçya'nın fethi bizim işimizi çok kolaylaştırır. İskoçya'nın fethedilmesi sayesinde e, el değmemiş İskoç toprakları benim kontrolüme geçer. Mis gibi tık tık. Doğu İngiltere'de kömür var bu arada. Doğu İngiltere'de kömür var. Doğu İngiltere'yi bir geliştirelim. Bir de bana en fazla emlak gelirimin olduğu ülkeyi söyler misin abi? İrlanda değil. Herhangi bir ülke. 8000 Batı İrlanda. Oha lan İrlanda'dan ne kadar ev almışım ben. Turluk 8000 veriyor. O zaman casuslar geliyor. Burada altyapı olarak İrlanda'da basıyor. Nereye? Batı İrlanda'ya. Diğerini de en fazla gelirimin olduğu yer nere? Doğu İrlanda. Şimdi altyapıya yaptığımız yatırım sayesinde Batı İrlanda'dan artık 12.000 altın alıyorum. Üf, çok iyi lan. Harbi çok iyi. Tamam, turu salalım. Oğlum çok iyi param var ya. Nasıl hala seni geçemiyorum? 300.000 altınlık fight kalmış. 300.000 altınlık bir şey kalmış. Zaten e, genel olarak fight Gördüğüm kadarıyla şeyde geçiyor. Demirbank'la bizim aramızda geçiyor. Ee, şamar Fadıl'a dalıyor. Biz alıyoruz değil mi? Aynen biz alıyoruz abi. Okey. Buraya müdahale etmeye gerek yok. Buraya müdahale etmeye hiç gerek yok. Sıfır sıkıntı. Tahıl, cam. Aldım bunları. Ne kadar silah basabiliyorum. Oh maşallah maşallah. Gene güzel silah birikmiş. Demiridir, şuyudur, buyudur. Fransa topraklarının yenisini kattı. Peki karargah seviyemi upgradelemek istesem. Bir bölge daha almaları gerekiyor. Okey. Biraz parayı saklayalım. Gelecek tur karargah seviyesini bir arttıralım. IMF'nin %6'lık hissesi. Dur baba dur yavaş geç. Ben buraya parayı basarım bu arada. Daha elimde sivil ürünler falan da var. E, %6'lık payı alır. Ağzına tükürdü. Ya, sırf benim elime geçmesin diye var ya. Sırf benim elime geçmesin diye aldı o hisseyi. Birinci biziz bu arada. Onu ikinci sıraya ittik. Birinci biziz. Sırf bizim elimize geçmesin diye aldı adam ya. İnanılmaz. Tamamdır. Federal rezerv sistemi de şey sevgili dostlar. Bu federal rezerv sistemi sayesinde görevleri yaparak dünyayı ele geçirmeye oynuyorsun. Ekonomiyi zapt etmeyle bütün dünyayı kendi hakimiyetin altına almaya çalışıyorsun. Amacın zaten bütün dünyaya boyun eğdirmek. Şey yapabiliyor muyum sayın hocam? Yeni personel alımı yapamıyorum galiba. Bir tane uzmanlar bakayım. skillleri kaç kaç geliyor. 35 kare de var mesela. 26'lı sal bunu al. Okey tamam bütün kabineyi yeniden değiştirmeye gerek var mı diye düşündüm. Yeniden değiştirmeye gerek yok. İrlanda İskoçya tarafını da aldı. Fadıl savaşı kazanacak. Başka savaşta olan ülkemiz yok. Fransız'ı falan kurtardık. İskoç ovalarında şeker ve buğday tarlası. Hayatım ee, turbo bitti evet. Girdi, 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 girdi. Bayağı sert girdi. İşte şunu aylık ya da haftalık satsalar rahat edeceğim de. Yok yok, drop giriyor. Ah. Bitti mesajı geldi. Ben de, ben de. Hı hı. Genel mesaj bitti mesajı değil. Genel mesaj şey mesajı. E yetmez. Gene yetmez kuzu Gene yetmez. Bir süre can çekişeceğiz abi. Ya idare edin yani. Bir süre. Bir süre candan vereceğiz bir süre. Yandan samediğim. Yandan. Aa sanayi patlaması. İş satın alabiliyorum. Para vererek iş gücü. İş gücüne işe yarıyor silah basmaya. Benim silahım zaten var ya. Öyle bir girer durup ki. deden deden den. Yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyeceğiz. Şu muhabbet olmasın diye bir gün gecenin 12'sine kadar bekleyip o ara alacağım. Geceden geceye yenilenecek de. Lan gene Osman'ı kıstırıyorlar ha. Agalar bunu bitrate kısmak falan kurtarmaz. Bir 2-3 dakika idare edin. Bunu bitrate kısmak falan kurtarmaz. Şu an farkındayım ama yapabileceğim bir şey yok. Öncelikle bitti mesajı gelmek zorunda. Bitti mesajı gelmeden mümkün değil abi. O bu sefer... Bu sefer bizim... Kalemimizi kırmaya geldiler abi. Bu sefer bizim pimi çekmeye geldiler. 392 392.000'le lan. Kurtarırız ama herhalde ya. Kurtaracak gücüm var mı onu da bilmiyorum da gerçi. Kurtarırız bir şekilde. Sana bir şey diyeyim mi? Eldeki tüm kaynakları ne kadar ediyor? Dur kurtardım kurtardım. Hallettim babuş. Geldi gene. Tamam kral bitti. Bitti. Drop sıkıntısı bitti. Şimdi oyuna odaklanmaya devam edebiliriz. Dediğim gibi Osman 392 binlik bir kuvvetle geldi. 392 binlik kuvvet dediğim bütün bankalar Allah ne verdiyse Osman'a vermişler. Bizim Osman'ın karşısında direnecek gücümüz yok zannetmişler ama bizde öyle bir para var ki kral yatıramazlar. 34.070 tane koy. Bir 10.000 saklayım. 21 701 tane koy bir 5.000 tane saklayayım. Abi tamam. Adamlara var ya öyle bir kaynak biriktirmişim ki neye <laughs> uğradığını şaşırdı herifler fark ettiniz mi? Ve hala stoğumda 15.000 tane ekipman var. Adamlar neye uğradığını şaşırdı. Ama bir ara bir çekindim. Yalan yok yani. Ramazanın üstüne çok geldiler çünkü. Ramazanın üstüne öyle bir çöreklenmeye geldiler ki. Çok güzel paramız var dostlar bu arada farkında mısınız bilmiyorum layıkıyla yatırım yapabiliyoruz parayı katlayabiliyoruz Demirbank gene öne geçmiş ama Demirbank şimdi 12 ülkede faaliyet veriyor benim faaliyet verdiğim ülke sayısı kısıtlı yani doğal olarak böyle faaliyet verdiğim ülke sayısı kısıtlı olduğundan dolayı bir sıkıntı oluyor ee, neye gidebiliriz abi burada basitleştirilmiş kredi oyun kuralları kararlı eylemler Ekonomi kitabesi turbaşı 5000'i. Şuraya doğru git. Rüşvet falan bekleyebilir. Ya da tüm ülkelere 8000 altın destek verelim abi. Şuradan gelsin. Bunu alalım sonra teknoloji yatırımını alalım. Zaten neredeyse şeyi fulledik ya. Ol bebiş teşekkür ederim. Aşk kuşkom Sağ ol yavrum. Buyur tutkuyu sor dilediğin gibi ya sıkıntı yok. 600 bin iyi para bu arada. ben bu parayı bir yere bağlayacağım abi. Ramaz Ramazan oğulları beyliğinden diyeceğim ki bana Ankara'da arazi sat. Daş mı? Olur abi daş. Yani Adıl. Adıl'da Suriye çölüne nasıl bir yatırım yapacağım bilmiyorum da. Herhalde çöldeki bütün şeyleri aldım birader. Neredesin Fadıl? Çöldeki bütün evleri aldım. Etiyopya. Etiyopya'da benim en baba şeyim nerede? Endüstrim. Etiyopya'da burada. Teşekkür ederim kuzu. Kızıl Denizin güneyinde. Gene öyle yapacağız o zaman. Etiyopya. Kızıl Denizin güney kıyısı ya da Kızıl Deniz kıyısına hiçbir şey yapmamışız. Üf. Ulan 120 bin altınlık yer ne? E bir de Etiyopya'da ver bakalım Kızıldeniz kıyısına. Bilader bu öyle böyle bir para değil sana bir şey diyeyim mi? Tutkuyu Adora'yı tavsiye ederim ya. Adora'yı tavsiye ederim abi. Adora olur, ATN olur. Onlar balonda güzel hero'lar ya. Bütün ülkelerle sosyal ilişkilerimiz iyi bu arada. E muhafızlara biraz iş yaptıralım abi. Mesela Demir Banka... Benim ne kadar? 345 bin askerim var. Ordu kurarım, fethederim ya. Eee... Bankalara para kaybettirmece değil de siyasi emirleri uygulayıp biraz böyle bir para falan kasalım. Oh. Allah bereket versin abi. 200 bin parayı da bıraktım kendime. Tertemiz. Tertemiz bir de 250 bin para yaptım utanmadan. Bir saniye bu işaret ne baba? ama bizim var olduğumuzu gösteriyor. Okey. 100K'lık yatırım yaptım bölgeye. Başka bir bankaya kredi ver. Demir banka vermem. Demir bank kullanır da bence tapınak şövalyeleri batar ya. Ya da Yüce Kule Bankası'na vereyim bir turda geri vereceğim diyor. Okey yani bir turda oradan alacağımız faiz iş yapar. Şu da bir turda 297 bin istiyor. Elimdeki sivil ürünleri sat... Şu benim bu kadar param mı vardı? Elimdeki sivil ürünleri satarsam önce Dismarhen'e e bir yatırım. Var mı babuş elinde? post ver. Kredi bir tur için ver. Ben bak bankaya da kredi verdim. Başka görev ne abi? Ülkelerden birinde devrim organize et. O yok artık. Litvanya'yı yıkabilirim diyeceğim de Litvanya ile Toton birbirine girmiş. Ben renk kör olduğumdan anlayamıyorum orayı. Milletin en güvendiği yer Çin kanka. Bak bütün bankalar en büyük sermayelerini Çin'de tutuyor. Bence Çin'i sıçırtalım. Bana en mantıklısı Çin gibi geliyor. Geçtim turu. Üf 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 üf. Gürkan'ım hoş geldin Değil mi? Balon TD şeyde ya. Live içeriği arkadaşlar. Boss kesiyoruz onda. Akres hiç oynamadım efendim. Story çastalı YouTube'a gelir. Samet Güngör Light'ta izlersiniz onu efendim. Simülasyon oyun kanalında. Bayağı istek var aslında ama ona iyi bölüm çektim diye bir kenara bırakmıştık onu. Ööööf o neymiş lan? O neymiş lan? Nasıl bir para var bizde harbiden? Bankalara kredi. Bir turluğuna 305 bin. Vallahi %2,5 faizini işletir veririm turluk. Günü birlik veririm ama bize dalan var. Ya alın. Yatıraman gayrı Fransa'yı yani. Fransa'yla uğraşma. Eldeki kılıçlardan sadece 5000 tanesini koyarım ortaya. Bitti gitti. Fransız'ı yiyemem. Ramazan savaşta aşkım Ramazan'ın üstüne bir oynadılar Osmanlı tarafından. 300-400 bin adam geldi böyle dedim ki aha sıçtık galiba. Aha sıçtık galiba dedim şey olmadı. Şimdi ben başka ülkede nasıl devrim organize edebilirim abi? Buradan devrim organize et. Ee, Doğu Asya'da abi, Doğu Asya'da. Adam gönder, Japon. Ee, bir saniye görev var zaten. Ee, ben şuradan iki turda Japona şey başlatırım. Ben şuradan iki turda Japonya'da devrim başlatırım. Orası mesele değil ki. Gelen parayı görüyor musunuz bu arada tur içerisinde? Abi olağanüstü bir şey. Benim demir banka böyle çok affedersin sikimle taş tokatlamam lazım ama bazı yerlerde beceremiyorum galiba. Birader şu yaptığımız yatırımlar var ya üf. Hiçbiri kullanılamıyor. Bankalar var mı kredi? Tapınak şövalyeleri 7 turluk istediğine göre onlar batacak ya. Yani bankalara borç verip bankaları göçertebilirim. E, yeterince toprağın var mı? 3 toprak daha lazım diyor. Küçük bir yere geçsek. Agalar Nepal dediydi ya. Dur Nepal isteklerini kırmayayım diyeceğim de. o Nepali yemişler. Başka bir devlet almış Nepali. Ağabey. Toprak Nepal. Ama yönetim Kangra'da. Ve orada e, Brady ve Perugy Bankası 70 bin altınlık yatırım yapmış. Şoktan şey yapmışlar. Utsang. Dağlık diye buraya kimse girmez. Ben girdim. Birader selamun aleyküm. Artık, Artık birlik, bütünlük içerisindeyiz. Geçmişte bütün uluslar barış ve huzur içinde yaşıyordu. Sonra ben geldim. Ahamda Japonya'da devrim başladı abi. Ve bütün görevleri bitirdik devrim olunca ne oluyor? Japonya'dan herkes çekildi. Japonya'ya Japonya girmiyoruz aşkım. Japonya'da devrim başlattığı için Japon bende artık. Japon bütün bankaları bankaları sildi. Devrim başlatınca Japonya'da hiçbir banka kalmadı. Yani bütün Japon şu an bana kaynak. Bütün Japon şu an bana kaynak. Hemen karargahımızı bir iki tık upgrade leyelim. Sevgili dostlar bu arada umarım param bu upgrade'e yeter. Biriktirdiğim taştır, şudur budur farkındaysanız işe yarıyor. Birader bu seviye basmaya ne kadar harcadık. Bütün adamların profesyonelleşecek bu arada. Hoppa şimdi buraya bir personel daha lazım. Uzmanından ara anasını satayım. 107 mi? 87'lik kredi. 73'lük yatırım. 58'lik yatırım, 52'lik yatırım, 47'lik gardiyan, 39'luk gardiyan, 37'lik casus. Sen biraz standarta kaçıyorsun. Şimdi 73'lük yatırımı verdim. Bir de 36'lık yatırım var değil mi? 30'u atarım. 36'lığı koyalım. Kredi 87. Ee, a, bir saniye aşkım. Yatırım 31. Yatırım 52. Kredilerde bir şey yok. 107'lik casus. Benim en kötü departmanım casus departmanı dostlar. Bunun 39'luk gardiyanına, bunun da 58'lik yatırımına tutuldum ben galiba. Ee, birader 35'i attım. 58. Sana da 39 muhafız. Oğlum çok iyiyiz. Bir tur daha aratman. 58 kredi 49 casus 75 casus 45 casus 45 kredi iyi ki casus departmanım kötü dedim. 44 yatırım 40 kredi okey. Şimdi önce bir saniye yatırıma adam alacağım dedim. Yatırıma şu 44'lük adamı alacağım. 35'liği bırakıp. Ondan sonra casus'ta 75'lik Bilader seni şeyde kullanacağım. Casus'ta 49. Öf. Oğlum adamlar ülkenin anahtarını bana teslim edip gidecekler zaten ya. Adamlar bana ülkenin anahtarını verip gidecek zaten. 30 casus çıkarıp 45'lik casus Başka bir şey mi var? Ee, görmemişimdir aşkım. Şimdi koyacağım. Tek tek inceliyorum ya bebeğim. 45'lik casus. Bu 45'lik kredi. Arkadaşlar şaka bir yana bu arada şu an var ya dünyanın en sert kabinelerinden birine sahibiz yani. Çok çok sıkılar. Çok sertler. Ee, asker basma tarafı birazcık sıkıntılı. E, birader onda da beni uğraştırıyor ama 54-52 yatırımdaki adamlar 49 casus 48-46 40 gardiyan Geri kalanları tırt. 27'liği, 28'liği ve 32'liği at. 40'ı koydun. 48'i koydun. 46'yı koydun. Yatırımda 36'lı attın, 39'lu attın. 52 var, 54 var. Bir de casusta 49 var. Tamam abi yeterli. Biz çok sert bir kadro topladık chat. Çok sert bir kadro topladık. Diğer bankalara kredi vermeyi boş ver. Zaten biz gelecek tur öyle bir kredi vereceğiz ki akıllara zarar bir şey. Şöyle bir Utsank'ta yatırım yapalım. Nereye yapalım yatırımı? Buraya yapalım yatırımı. Birader boya için yer geldi. Okey. Hatta ben para için şöyle bir sivil kaynaklarımı satayım. 500 binim var. Japonya'da Tokyo'ya basarım baba. Tokyo'nun buradaki adı ne ya? Bunların başkentinin adı ne acaba? Ha Japonya tam yenemedi. Devrim başladı ama devrimcilerle normalleri kapışacak değil mi? Tokyo ne tarafa düşüyor normalde? Şu Knai tarafına mı düşüyor? En verimli yer Batı Kanto galiba. Evet abi Batı Kanto'ya para vereceğiz. En verimli yer Batı Kanto. Neredesin hocam? burada Bilader. Batı Kanto. Evet bak. 200 binlik malzemeyi aldık orada. Ne oldu? Ben kendi kendimi batırdım da Demirbank'ın eline vereceğim diye. Fransız'a dalanlar. Aslanın Fransa hallediyor bunları. Helal lan. Helal lan sana. Bak, e, aşkım onlar devlet olarak birleşmişler. Hem devlet hem banka destek verebiliyor. Bak bizim Ramazan Savaşı'nda karşısı full banka. Ya Ramazan oğullarının ittifakı var. Osmanlı'yı da bankalar destekliyor. Ama Ramazan oğulları alacak yani fight'ı. Tak diye. Etiyopya'da fight var. Memlük gene Etiyopya'ya dalıyor. Bak Memlük'e de bütün bankalar destek vermiş arkasına. Kardeş siz bizdeki gücü hafife alıyorsunuz ya. Vallahi hafif alıyorsunuz yani siz bizdeki gücü. Şöyle bir iş üretelim. Normalde 278 binlik bir fark var. Birader 8288 bir sattım. Tüfeklerin tamamı artı 11505. Kurtardı mı? Yetmedi. Bir 10.000 kılıç daha. Kurtardı mı? Hala yetmedi. Minimal bir fark var. O zaman... Ee... 2500 ok, 2500 kılıç. Yetti mi? Yetti. Tamam. Etiyopya'yı kurtardık. Harbiden artık kurtarmaya oynuyoruz ya elemanları. Bize çok fazla demir madeni falan lazım anladığım kadarıyla. Hmm. Bir kredi veriyorum 69 bin. Hemen bilimsel araştırmayı bırakma. Kurbaşına nüfuz üretmece. Şu oyunun kurallarından yöneticim maaşlarını düşürmeye de gidelim. Abi çok iyiyiz bu arada. Çok çok iyiyiz. Sağ ol bebeğim. Sağ ol çiçeğim böceğim. Evet agalar şimdi sonraki hamlemiz ne olmalı? Sonraki hamlemiz tabii ki oyunu bu arada kazanabilmek için IMF'nin %50 hissesine sahip olman gerekiyor. %50'den fazlası sende olduğu zaman bütün dünya piyasalarını kontrol edebiliyorsun. Bizim Demirbank Götle ile aramızda 10.000 altınlık falan bir fark var. Mülklerimize iyi daldılar ya. Mülklere bu kadar dalmasalardı Belki daha rahat olabilirdik de mülklere çok dalıyorlar. Hemen casuslar. Herkesle aramızdaki ilişkiyi iyileştirelim. On Fransa'ya anında toplanıp dalınır mı? Oo. Demir banka buraya 200 basmış. E şu olacak senin asıl rezervin nerede? 300 bin var burada. Ondan basıyor. Burada 300 bini var ondan basıyor da yattan aşağı oğlum. Yani silah bile satmama gerek kalmadı. Herkese kredi ödemeye devam. Demir altın madeni almaya devam. Kullanılabilir yatırım var mı? Var. Nerede? İrlanda'da. Londra'dan aldım mı ben yatırım? Almışım. Bizim şeye bakmak lazım galiba. Yatırımlarımızın düşük olduğu nere var? Ee, Doğu İrlanda'ya bir para basabilirim ki orada 100 binim varmış zaten ama. Galler ya hatun senin dediğin gibi. Galler'de çiftlik. Ya olmasa da olurmuş. Fransa. Fransa'da Provence'da iyi yatırım yapmışız. Şuralara zaten yapamam yatırım. Oralar savaş görüyor. Fransa ne verecek bana? Kömür madeni. İşte bu. İşte bu abi. Provence'dan gelen kömürle beraber. Ben çortlatırım ortalığı. Lan gene IMF'ye para kalmadı. Kim alacak ki bu sefer? Demir banka. 700 bine. Hoca bu herif tehlikeli olmaya başladı. Bu herif tehlikeli olmaya başladı abi. Adam basıyor hisseleri alıyor da sivil ürünleri bir satalım. 600 bin para geçti. İrlanda ne yapıyor? İrlanda'da Görç diye Demirbank'ın oraya giriyor. Okey. Bir destek vermeme gerek yok. Etiyopya kazanıyor. Fransa kazanıyor yatırım yaptım para basıp aldım kredi verdim devam batı tarafı ne birbirini yedi be Japon isyancılarla diğerleri arasında bir fight durumu söz konusu değil. O beni şaşırtıyor. Bak Japonya'nın diğer kısımlarını millet yemiş. Japon Cumhuriyeti'ne de girmişler. Banka fırsat bulduğu yere giriyor canım. Villa. Doğu İngiltere'de. Al abi adamın villasını. Bu yüzden herkese kredi veriyorum yavrum. Mesela ödemedi direkt laps villa benim. Şimdi benim bilimsel olarak düzgün ilerlemem lazım. Nereye gidebilirim? zorunlu askerlikle böyle bir millete destek verebilirim. Savaşta olan ülkelerime fazladan hibe veririm. Altın, post. Bu da aldı, bu da aldı. Etiyopya bir dal daha toprak aldı. Etiyopya gidiyor, yılanlıyor Etiyopya. E Japon Cumhuriyeti'ne diğerlerinin topraklarına daldırayım. Ben renk körüyüm bu arada. Buralara ayırt edemiyorum ama şurası düşmanın abi. Doğu Kanto. O zaman mesela Japonlara diyeyim ki herkesle bir ilişki. Birader Japonya Cumhuriyeti sen Japonsun. Akıllı adamsın. Gir şuraya. Merak etme ben seni destekleyeceğim. Aile hayli, hayli yeter eldeki. Aile hayli, hayli yeter. Tüm dünyayı domine etme oyunu. Bu arada cephaneliğimde biriken silah miktarı artık milletin bir gözünü korkutuyordur. 1 milyon param oldu. Fransa, İrlanda gelecek tur alacak her şeyi. Ah be abi bir tahıl madenleri mi kaldı? Tahıllar mı kaldı tahıl madenleri? Bir şeyler mi, çiftlikler mi kaldı? İki turluğuna yüzer bin. Veririm lan. 4 turluğuna da veririm. Maksat rakip bankaları elek etmek. Adamlar ödeyemediği an yamulacak çünkü. O Osman geliyor. Ne oluyor abi? Dulkadir geliyor. Dulkadir Ramazan'a dalıyor. Ramazan kaybediyor. Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Osman'a karşı kazanıp nasıl kaybediyorsun? Osman'a karşı kazanıyor. Dul geliyor Ramazan'a bir de. 14.000 tüfek mi? Aa bizim evet kömürümüz vardı artık. Birader arkebüsle misket tüfeğiyle falan var ya. Yargı dağıtırız yargı. Bana hoş geldin balım? Şimdi bir saniye Dulkadir'i elinden bir kurtaralım bizimkini. 4.885 tane ok fazla bile satıyorum. Okey sadece oklar burayı kurtarır. Ee, başka hangi ülkenin savaşı var? Japon Cumhuriyeti'ni kazanacak duruma getirmiştik değil mi? Aynen öyle. Japonya Cumhuriyeti kazanacak durumda. Yatırım yaptık. Ee, kredileri verdik. Devletlere kredi. Demirbank'a kredi vermem bu arada. Demirbank öder çünkü benim ona verdiğim o 1 milyonla Demirbank şey yapar. Öttürür böyle ortalığı. Öttürür ortalığı hiçbir boka yaramaz. Nereye gidebilirim? Altınımı %25 oranında arttırayım. Sanırım o altını arttır şey. Rakip banka krediyi ödeyemedi. Yüce Kule Bankası'na çaktın diyor. Bir tanesi elendi. Dediğim gibi demir banka verilmez abi. Demir banka verdiğin gibi sıkıntı. Adam o parayı öder üstüne senden aldığı parayı çok güzel değerlendirir yani. Japonya Cumhuriyeti'nden aldıklarımı gördün mü? Müthiş demir şeyleri falan geldi. Trinity Bank'a veririm. Tapınak Şövalyelerine veririm. Çok cüzdi miktar cüzdi şeylere istiyorlar. Cüzdi kredilere istiyorlar. Upgrade zamanı. Şöyle bir iyice gelişelim efendim. Her yerdeyiz ya. Her yerdeyiz. Dünyayı yöneten babuş ailesi hocam. Bir personel alımına ihtiyacım var. Bir saniye. Uzmanlardan. 62 kredi. Ne kadar kötü geldi. 59 kredi. 52 gardiyan. Ne kadar kötü geldi lan. 40'lık krediyi at. 62 59. 52'lik gardiyanı ver. Bir tur daha arat. Hmm. Niye kötü rum geliyor lan? Arasını da düzgün veriyorum. Oh, 79 kredi. 70 casus. 54 casus. 45 yatırım. Ee, Okey baba. 45 yatırım. 89 kredi. 35'i sattın. 89'u verdin. 70 casus. Tandik casusu attın. 54'lük casusu aldın. Yeter. Kabineye iyi bile para harcadık yani. Gayet yeterli. Artık vereceğimiz krediler falan böyle üf. Aman aman hocam. 96.400 bin altınlık kredi veriyorum. Bütün paramı üf, kredilere çıkardım ama olsun. Rakip bankalar var mı? Daha bir ton borç alanlar var. Gelecek tur böyle milletin aldığı borçlar falan bitiyor. Dostlar baya baya iyiyiz. Baya ileriyiz. Şöyle yapalım. Japon Cumhuriyeti falan alıyor. Kore Nereye dalıyor? Japonya ya. Cumhuriyet olmayan diğerine. Sevgili The Lost Midnight 5. ayında şey 5 kişi abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim. 5 kişi abonelik hediye için sağ olasın sevgili The Lost Midnight. Eyvallah. Evet dostlar şöyle yapalım. Yavaştan Teybimizi alıp bölümü burada sonlandıralım efendim. Dünyayı yöneten babuş ailesi gelecek bölümde yaptığı işlere devam etsin. Şu anda oyunu kazanma durumumuz bayağı bayağı yerinde. Kaynağımız var, silahımız var. Eldeki paranın az gözüktüğüne bakmayın. Silah çevirdik. Yani mesela herhangi bir savaşta bu silahı satacak olsak. Örneğin Dulkadir oğullarına karşı. Elimizdeki silahları bir sahaya sürsek efendim. Yarım milyondan fazla 600 bin altınımız falan var bir de yedekte. E, ki kredi verdiğimiz bankalar var. Onlar geri dönüş yapacak falan. Bayağı bayağı iyi durumdayız. Muhtemelen oyunu kazanırız Demirbank'ın zorlamasına rağmen. Bilimsel araştırmayı unutmamamız gerekiyor gelecektur. Ki daha işler baya baya ilerliyor yani. Evet. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.